Sevgili Galyalılar, Davulmaz Altınışım'a hoş geldiniz. Bugün ev yapımı cigili 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 mayonez yapıyoruz. Bu mayonezi tattıktan sonra artık başka mayonezlere kesinlikle eliniz gitmeyecek. Size 3 tane kolaydan zora doğru giden tarifler verdim mayonezle alakalı. Hangisini istiyorsanız onu yapabilirsiniz ama mutlaka ev yapımı mayonezi denemenizi tavsiye ederim. Şimdi tarife geçiyoruz. Galyalar, size 3 tane mayonez yapma yöntemi göstereceğim. Bunlardan bir tanesi en zoru, en uğraştırıcısı, ikincisi çok pratik, üçüncüsü en pratik yöntem. Neden evde mayonez yapmamız gerekiyor? Çünkü içine kendi baharatlarımızı koyabiliriz, kendi sevdiğimiz şekilde yapabiliriz. Daha sağlıklı, içinde ne olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda da eve gelen işte aile eşrafı olsun, özel hoş kişiler olsun, onlara "Aa, bende ev yapım mayonez var, tatmak ister misin?" tarzı muhabbeti kilitlendiği yerlerde kilit bir noktadan böyle mayonezi sürebiliriz önüne. Hatta böyle gelen kişiye göre özel bir şeyler de yapılır. İşte sarımsaklı yapılır. İşte akşam plan neyse. Ona göre değiştirebilirsiniz. 3 tane mayonez yapma şeklinden birincisi biraz daha kas kol kuvveti gerektiriyor. Genelde taşrada yaşayan erkeklerin yaptığı bir yöntem. Biz bunu biraz daha basite indirgeyeceğiz. Makineyle yapacağız. Makinasız da oluyor ama. Makinem yok, ben mayonez yapamaz mıyım diye düşünmeyin. Mayonezde 3 tane, 4 tane, neyse ben bir sayayım da kaç tane onunla karar veririz. Bileşen var. 1 yumurta, 2 hardal, tuz, sirke, limon ve zeytinyağı. Ben zeytinyağlı yapmayı seviyorum. Çünkü onun lezzeti çok daha yoğun oluyor. Muhteşem bir ev yapımı mayonez oluyor. Böyle 6 tane basit malzemeyle, her zaman evde bulundurulan malzemeyle çok çok hızlı şekilde 3 tane mayonez yapacağız. Bunu da yapmayayım ya, bu küçük. En zor tarif edince aslında zor değil de hani zor gibi olan şey de biraz daha böyle etrafı kirleteceğiz. Biraz daha bize uğraş çıkartacak bir tarif. Ama hani orijinal mayonez tarifi bu. Şöyle bir tane derin kap gerekiyor. Bir adet yumurta. Bize ilk olarak yumurtanın sadece sarısı gerekiyor. Esas böyle bütün içine koyacağımız yağı bağlayıp mayonez kıvamına getirecek olan bu sarısı. Şöyle beyazını ayrı bir yerde ayırıyorum. İşte içinde asla ama asla beyazı olmaması gibi düşünmeyin. İnsanlık hali beyazı da olabilir. Bu tarz mayonez yapmaktaki en güzel şeylerden biri, kendi damak tadımıza göre tada tada yapacağız. O yüzden ölçünün inanılmaz bir önemi yok. Ben şöyle hardalın keskin tadını sevdiğim için bir tatlı kaşığı kadar hardal koyuyorum. İlk etapta bunları bir böyle bir kaynaştıracağız. Aşamada bunlar kaynaştığı zaman ve içine hava girdiği anda yumurta ve hardal artık yağı almaya hazır demektir. İlk başta da böyle ip gibi biraz böyle sabır taşı bir yağ eklemesi yapacağım. Bu yağı aldıkça aslında daha da yağ alabilir hale gelecek. Ama baştan böyle löpçük diye yağı boşaltırsak bu yumurta "kardeşim dur biraz, o şimdi ne oluyoruz" falan diyor. O yüzden böyle ip gibi akması önemli ilk etapta. Ara ara durup böyle yağlar kalmışsa kenarda yeniden karışıma koymak önemli. Böyle ip gibi atıyorsa eğer yağları, anlayın ki yağla bağlanmaya başladı. Şimdi biraz daha cesurca yağ koyabiliyorum içine. Yani yağdanlıkla aynı cesaret seviyesinde değiliz. Ben daha çok koymak istiyorum. Yaklaşık bir yumurtaya bir su bardağı yağ ekleyebilirsiniz. Bir süre sonra yağlanmaya başlayacaktır. Oradan kıvamın olup olmadığını anlayabilirsiniz. Yumurtanın sarısının büyüklüğüne göre bu olay değişir. Şu anda görüldüğü gibi şöyle inanılmaz güzel bir mayonez kıvamı oluştu. Böyle artık iyice psikolojinizi etkileyen şekiller görmeye başlayıp bunlara anlamlar vermeye başladığınız anda bu mayonezi kıvamı olmuş demektir. Şu an rengi sarı çünkü daha asidik bir şey girmedik içerisine. Unutmayın ki ev yapımı bir zeytinyağla ve kaliteli malzemelerle yaptığımız için böyle bembeyaz ilik gibi mayonezimiz olmayacak. Kıvam budur. Elimizi parmağımızı sokmazsak bu iş olmaz. Şu cigili 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 moduna girdiysek bu iş tamamdır. İçine ekleyeceğimiz diğer malzemeler.
yarım limon. Beyaz şarap sirkesi kullanıyorum ama burada köyden annenizin yolladığı üzüm sirkesi, elma sirkesi, her türlü sirke olur. Bir kaşık kadar bundan koyuyorum. Biraz böyle lezzetlendirsin, içine karabiber. Çok hafif de dengelesin diye şöyle bir pınçır tuz. Bakın asit girdiği anda rengi ve kıvamı hemen değişmeye başlıyor. Ve ev yapımı mayonezimiz hazır. En önemli faktör şu parmağınızla hop. Tadına bakıyorsunuz. Şu eksik, bu eksik dediğiniz zaman istediğiniz her şeyi içine katabiliyorsunuz. Round 2. Fight. İkinci yöntem biraz daha tembelişi bir yöntem ama ilkiyle hemen hemen aynı. Bütün bir yumurta kullanacağız. Burada bu sıralama çok önemli. İlk başta yumurtayı kırıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı sevdiğim bir Dijon ardanından koyuyorum. Şöyle yarım bir limon sıktım. Beyaz şarap sirkesi şart değil ama öyle çok güzel bir aroma katıyor. Bir pınçır tabir ettiğimiz tuz. Üstüne hafif bir karabiber. Zeytinyağını yavaş yavaş koyacağız ve üste çıkması için ona fırsat vereceğiz. Çok fazla karışmalarını istemiyoruz. Çünkü biz el blender ile yapacağımız için ilk başta aşağıda yumurta parçalansın, daha sonra da yağla karışsın istiyoruz. Biraz bunun mililitresine de bakacağım. Yaklaşık böyle 220-230 mililitre civarı, yani bir bardaktan daha az bir zeytinyağı koymayı amaçlıyorum. Her şeyi not almanıza gerek yok, aşağıda yazıyorum. Kullanacağımız aparat bu. Şöyle biraz sallayıp birazcık bekleyince zaten şu an görüyorsunuz yağla diğer katmanların hepsi ayrıştı. Yavaştan başlatacağım yine. Turbo moda girmeye gerek yok. Şöyle en altına kadar koyuyorum. Hafif hafif oynatıyorum. Alttaki malzemeler yavaştan yukarı çıkmaya başladığı zaman ben de böyle blenderımı yavaş yavaş yukarı çıkarıyorum. Ve mayonezimiz oldu. Yaklaşık 48 saniye falan sürdü herhalde. En sonunda bir turbo modla geçeyim. Karışmayın, hiçbir şey kalmasın. Kameranın arkasında kedi gibi yalan. Bir bak bakalım kıvamına. Nasıl? Bununki sanki biraz daha güzel oldu. Round 3. Fight. Size en kolay mayonez yapma yöntemini göstereceğim. Bir dakika. Lan. Nerede bu? Hazır. Gidiyorsunuz marketten alıyorsunuz. Size tavsiyem içinde gerçekten yumurta kullanılan bir şey tavsiye etmeniz. Markete gidip alıp gelmenize kadar ya da telefondan sipariş verdiniz, kapınıza biri bunu ulaştırana kadar geçen sürede siz zaten cipsinizi mipsinizi her şeyinizi mayoneze bandırıyor olup hunharca yiyor olursunuz. O yüzden birazcık vaktiniz varsa, birazcık ilginiz varsa kendi mayonezinizi en az bir kere yapmanızı size tavsiye ederim. Zor seviye, orta seviye ve süper tembel seviye 3 tane mayonez yapma yöntemi gösterdim. Bunun bir de kendinize olan saygı seviyeleri var ve karşındakine etkileme seviyesi var. Şundan yaparsanız, bir de böyle kol gücüyle böyle çap 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 falan yaparsanız bundan istediğiniz bütün puanları toplarsınız. Bu biraz daha böyle tembel işi. Bunun kıvamı biraz daha yoğun bir kıvam. Biraz daha sürmelik bir kıvam. Bu biraz daha böyle dip sos, banmalık bir kıvam oldu. İkisinin tadı da çok güzel. Bunun kıvamını zaten biliyoruz. Hayatınızda bir defa en azından evde mayonez yapmayı denemenizi tavsiye ederim. İlk denemede tutmazsa sorun bende değil, sizde. Tarifi açın, bir daha bakın her şeyi. Bir kere daha deneyin. Ne de olsa kaybedeceğiniz şey en fazla 2 yumurta, biraz da zeytinyağı olur. Ama bunlar pahalı ürünler. O yüzden tarifi birkaç kere izleyin, ondan sonra yapın. Eğer siz de bu tarifi uygulayıp kendiniz mayonez yaptıysanız bunu benimle paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda düşük bütçeli bir prodüksiyon olduğumuz için bunu alttan geliyor farz edin. Instagram'dan beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki tarifte görüşürüz. Neyi beğenmedin? Malzemeyi. Bunu mu? Hı? Beni mi? Ona yapacak bir şey yok. Başla. Kayıtta mıyız? Işık iyi mi? Harika. Ses? Çok güzel. Kadraj? Mükemmel. Yakışıklı mıyız? Ama yani mayonezlerimiz yakışıklı. Tamam. O en önemli kısım o. Şimdi